Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugün beşli çete, saray ve yandaşlar için hazırlanan 2022 bütçesini konuşacağım. Bugüne kadar tek düşündüğünüz yandaşlarınız ve ballı ihaleler verdiğiniz beşli çete olduğu için bizi buraya gönderen asillerin, yani bütçede yer vermediğiniz vatandaşın halini anlatmaya çalışacağım. Çünkü garip gureba için bütçe yapmamışsınız. Bu bütçe yandaş müteahhit bütçesi. Sarayın günlük masrafının 13 milyon lira olduğu, vatandaşın ise her geçen gün daha çok geçim sıkıntısı çektiği bir ülkede hazırlanan bütçe olsa olsa ahlı bütçe olur. Bu bütçede sizin payınıza düşen sefa sürmek, vatandaşın payına düşense kemer sıkmak, cefa çekmek. O yüzden bu bütçe ahlı bütçe. Kimlerin ahı var? Bu bütçede torbası 150 liradan 750 liraya çıkan, gübreyi alamayan çiftçinin ahı var. Bu gübreyi çiftçiler gönderdi. Artık tarlalarımızı atamıyoruz. Verim de alamayacağız. Git AKP'li vekillere, saraya anlat vekilim. Biz sesimizi duyuramıyoruz diyorlar. Bu bütçede çuvalı 250 lira olan yemi hayvanına veremeyecek hale gelen üreticilerin ahı var. İşte bu yemi alamıyor insanlar ve hayvanlarını kesime gönderiyorlar. Ha, üretici demişken, çiğ sütü 4.70 liraya çıkardık diye müjde verip de ertesi gün yeme 30 lira zam yapmak kadar da vicdansızlık yoktur. Bu bütçede 25 adet bebek bezi 49 liradan 79 liraya çıktığı için artık bebeklerine taneyle bez almak zorunda kalan annelerin ahı var. Niye gülüyorsunuz? Niçin gülüyorsunuz, alay ediyorsunuz? Tabii siz bilmezsiniz. Sizin çocuklarınız Porsche'lerde, Mercedes'lerde pudra şekeri çekerken bu ülkede anneler çocuklarına bez ve mama alamıyorlar. Bu bütçede 1610 liralık emekli maaşıyla doğalgaz ve elektrik faturasını ödeyemeyen emekli Mehmet amcamın ahı var. Emekli demişken, Erdoğan emekli aylıklarını 27 kat artırdık demişti. Hesapladım. Eğer doğru söylemiş olsaydı bugün işçi emeklisi 7500 lira, memur emeklisi 13500 lira maaş alacaktı. Ama nerede? Siz hangi kafayı yaşıyorsunuz? Bu bütçede pandeminin gerçek kahramanı olan, Covid'de canlarını ortaya koyan ama AKP'nin maaş zammını çok gördüğü doktorların, hemşirelerin, ebelerin, sağlık çalışanlarının ahı var. Bu bütçede hayatta her türlü engeli aşıp da AKP'nin atama engeline takılıp iş vermediğiniz veya sudan sebeplerle bakım aylığını kestiğiniz engellilerin ahı var. Bu bütçede okullarda ders vermek yerine atamasını yapmadığınız için başka işlerde çalışan veya hiç iş bulamayan, ataması yapılmayan öğretmenlerin ahı var. Her üç öğrenciden birinin pandemide eğitim imkanına erişemediği halde her sınıf, her öğrenci aynı seviyedeymiş gibi yaptığınız bir neslin ahı var. Bu bütçede bir maaşı bir cumhuriyet altında denk gelen, her geçen gün itibarsızlaştırmaya çalıştığınız, kadrolu, ücretli, sözleşmeli diye ayırdığınız öğretmenlerin ahı var. Bu bütçede 1 Ocak 2021'de maaşı 385 dolar olan ama bugün 200 dolara düşen ve neredeyse saat başı maaşları erimeye devam eden asgari ücretlilerin ahı var. Bu bütçede söz verdiğiniz halde hala kadro vermediğiniz kiralık araç şoförlerinin, yemekhane çalışanlarının, HBYS çalışanlarının, laboratuvar, radyoloji, görüntüleme çalışanlarının, PTT işçilerinin, karayolları anahtar teslim ve müşavirlik usulü ihale çalışanlarının, belediye şirket işçilerinin 4 Aralık şartı yüzünden kadro alamayanların ahı var. Bu bütçede çift dikiş, türemiş diye alay ettiğiniz, her seçim dönemi kandırıp da haklarını vermediğiniz emeklilikte yaşa takılanların ahı var. Bu bütçede kadro diye feryat eden geçici orman, DSİ, Milli Eğitim, Doğa Koruma, Milli Parklar, Şeker Fabrikaları, TİGEM çalışanları ile kamuda süresiz sözleşmesi çalışanların, özelleştirme mağduru eskinin 4C'lisi, bugünün 4B'lisi
Buyurun, buyurun. Ahı var. Bu bütçede şeker fabrikaları satılırken işçi çıkarmayacağız diye söz verip de ekmeğinden ettiğiniz 400 şeker işçisinin ahı var. Bu bütçede zamlar yüzünden sattığı malın yerine yenisini alamayan, ham madde sıkıntısıyla boğuşan, geçim zorluğuyla, borçlarıyla kaderine terk ettiğiniz orta direğin, esnafın ahı var. Bu bütçede unun kilosu 5 liradan 12 liraya çıktığı için mamullerine zam yapmak zorunda kalan pastane işletmecilerinin, fırıncıların ahı var. Bu bütçede okullarını kapatıp hayatlarını kararttığınız asgari öğrencilerin, tek suçları emre itaat etmek olduğu için yargılanan harbiyelilerin, takipsizlik veya beraat kararı aldığı halde veya haklarında hiç soruşturma olmamış olmasına rağmen işlerine geri döndürmediğiniz KHK'lıların ahı var. Bu bütçede lastiğini değiştiremeyen, ceza